Hanımlar beyler. You remember the dream I spoke of? You sail through Helheim on a ship of fire. Here it may come to pass. Dreams, life. Maybe they are one and the same. Bu doğru. Pintifanda TV ekranlarına, Assassin's Creed Valhalla'ya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, afiyetli misiniz? Özel bir videoyla karşınızdayız. Ubisoft sağ olsun. Biz birkaç hafta evvel Valhalla'yı oynadık, test ettik, deneyimledik ve video çıkarma şansına eriştik. İşte o şansımı da ben birazdan göreceğiniz efsane baskın üzerinde kullanmaya karar verdim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu videonun hemen öncesinde Ubisoft canlı yayınını yorumladığımız başka video göreceksiniz, görmüşsünüzdür. Orada oyuna dair çok daha fazla detayları ben size bahsetmişimdir. Yani oyundaki kişiselleştirme inanılmaz ilerlemiş. Tekel, çiftel kullanma, bir yerde kalkan, çift kalkan kullanma, tam Viking usulü. Oyunda artık canınız otomatikte olmuyor. Topladığınız yemişleri, etleri yiyerek doyurmak zorundasınız. Oyunda şiddet var, kan var, vahşet var. Kollar kopuyor, bacaklar uçuyor, kelleler fışkırıyor, bağırsaklar dökülüyor. Oyun karanlık, oyun sert. Ve gerçekten İngiliz topraklarına baskın yapan bir Viking gibi hissettiriyor. Bu yüzden yani aklınızdaki Origins'i, Odyssey'i unutun, bambaşka bir şeyle karşınızdayız. Ve şu anda da Burg Kalesi'ne baskın yapıyoruz. Ben birazdan çekileceğim. Siz tamamen savaşın içinde olacaksınız. En sonunda tekrar karşınıza çıkacağım ama oyunla ilgili merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz yorumlarda. Onlar için ayrı videolar çekebilirim. Ama gelin önceliği tabii ki savaş mekaniklerine verelim. Ve şimdi sizleri Assassin's Creed Valhalla'yla baş başa bırakıyorum. Bu arada göreceğiniz oynanış sadece benim değil, bizim çocukların görüntüleri de var. Çünkü farklı stillerde oynadı herkes. Beni az çok tahmin edersiniz. Arada dodge'layıp kaçan, sağa sola balta fırlatıp üstünü kafasını ezen o benim. O benim, tahmin etmişsinizdir. Buyursunlar. We need to open these gates. Charge! For Oswald! Prepare to cut them down! This is for Oswald! You're coming to my blades! Şu anda Sungur'un oynanışını görüyorsunuz arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere can barının altında bir de stamina var. Stamina'nın olayı tahmin edeceğiniz üzere dodge'ladığınızda, guard'ladığınızda vesaire de her hareketiniz stamina'dan gidiyor. Dark Souls'cular aşinadır buna. Dolayısıyla öyle dodge spamladım bilmem ne yaptım yok. Her şeyi zamanlamak zorundasınız. Her şeyi doğru zamanda ve doğru counter'layarak hareket etmeniz lazım. Yoksa bir anda nefesiniz kesiliyor. Ondan sonra 3 tane adam tepenize biniyor. Hık, öldün. Evet, bu doğru. Özellikleri görüyorsunuz gene. Oh. Hop, kolu koptu. Yakın dövüş özellikleri sağ altta. Okçu özellikleri sol altta. Şu anda customization menüsünde, kişiselleştirme menüsünde. Burada her şeyi gizleyebiliyorsunuz bu arada. Hani çıplak bile gözükebilirsiniz. Zaten bunları Ubisoft bizlere anlatır da ben gene de söylemiş olayım. Devam. Devam aslanım. Vur Eivor. Vur.
sapla kardeşim. Es kafayı. Ve bir noktada şunu belirtmek lazım. Sağ altta gördüğünüz özelliklerin tamamını bir şekilde göstermeye çalıştık. Burada uçup böyle diz atmaca, diz atıp yere çöktürtmece var. Baltayla böyle satırlarla, baltalarla dalışı var yakın dövüşe. Kafa ezmeceler, uzağa balta fırlatmalar. Okçuluk bende yok biliyorsunuz, onu artık bilmiyorum yani. Okçuluk tarafına girmiyorum. Ve böyle adamın böğrüne omuz atıp alıp duvarlara vurmacalar falan. Hani savaşın, özellikle birebir savaşın bütün sertliğini hissettirecek özellikler var. Tabii hepsi açık değildi biz oynarken. Olanlarla idare ettik ama olanların da hakkını vermeye çalıştık. Diğer bir noktada oyunun geçtiği coğrafyayı, yani dedim ya size, Origins'i unutun, Odyssey'i unutun. Burada daha karanlık, daha puslu, sonuçta İngiliz topraklarındayız. Yağmur, sis, pus, saldıran da Vikingler. Daha karanlık, karamsar bir şeydeyiz. Nasıl diyeyim, coğrafyadayız. Burada da şöyle kritik bir nokta var. Oyunda yine kararlarınız tabii ki sonucu etki ediyor. Mesela bu görevin sonunda yakaladığınız adamı öldürmek ya da öldürmemek başlı başına fark yaratıyor. Eğer öldürürsen tamamen kanlı bir tiran olarak ve bazı müttefiklerini kaybederek devam etmen gerekiyor. Hayatta bırakırsan daha ılımcıl, daha şey oluyorsun, insanlara, İngiliz halkına yakın oluyorsun. Ama bu defa kendi Viking dostlarından müttefiklerini kaybetmeye başlıyorsun. Artık oradaki tercih sizin içinizdeki Viking'e kalmış. Ya da bilmiyorum, diplomatlığınıza kalmış. Vurun yiğitler. Devam. Farkındaysanız burada bir İngiliz'i bir Viking'in elinden kurtarırız. Yani oyunun içindeki diplomasi çok da beklediğiniz gibi değil. Viking dizilerini izliyorsanız aslında az çok aşinasınızdır. Yani yeri geldiğinde Vikingleri, İngilizleri kendi adamlarından daha çok kayırdığını görmüşsünüzdür. Bu da burada da istisna yok. Vallahi yok yani. Evet. Artık ne kararlar alacağız, ne kadar oynanış süresi olacak oyunun, orasını tam bilmiyorum ama hani oyunun sonunda İngilizlerle ne kadar kanka olacağız kendi çıkarlarımız uğruna. Hey, burada başlamışım ben. Burada bana çift baltamı alıp başlamışım belli. Oyunun sonunda sizin oynanışınızda benim oynayışım ne kadar farklı şekillenecek, onu ben de merak ediyorum mesela. Vur aslanım, vur panda. Evet, evet, yine minik bir bilgilendirme yapmam gerekir. Şöyle ki, biz bu oyunu tabii ki uzaktan şeyle oynadık. Yani koronadan dolayı gidip birebir oynama şansımız yoktu. Bir sistemle kendi evlerimizden oynadık ama benim footage'ımda, benim kaydımda nasıl diyeyim, bir sıkıntı oldu. Karanlık oldu benim kaydım. Grafiklerin normalden bir tık farklı gözükmesinin sebebi o. Ben şimdi kendim bir ayar yaptım.
hani bir tık aydınlattım her şeyi netleştirmek adına. Hani merak etmeyin yani oyunun grafikleri bu gördüğünüzden renk anlamında, renk ve gölgeler, kontrast anlamında çok daha iyi ve normal olacak. Bendeki kaydın sıkıntısından dolayı ben işte minik bir ayar çektim, anca bu kadar yaptım. Ama yani vurdum mu ses getiriyor, sıkıntı yok. Karanlıkta da döveriz, karanlıkta da görürsünüz siz. Tamam, tamam, tamam. Burada da minik bir açıklama yapmak isterim. Normalde benim ne kadar akıcı dövüşüm bilirsiniz Assassin's Creed'de ama tuşlar değişmiş. Tuşların yerini değiştirmişler. Ben de buralarda ilk elime alıp hani oynamaya başladım. O yüzden ısınmam biraz zaman aldı ama ısındıktan sonra bir akıyorsun. O footage patlamasaydı onu da koyacaktım ben. Hani böyle şu anda bir boss fight'a girdik zaten. Gördüğünüz Viking abiyle kapışıyoruz. Hani vurdun, sapladın, dodge'ladın, karşı vuruşu yaptın, gittin kafasını ezdin. Oradan öbürüne çat 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 baltayı saydırdın, gittin kafasını ezdin. İşte arkanı döndün, gelene böyle omuz atıp duvara yasladın, bacağını söktün. Hop oradan döndün, ok attın, işte kurda vurdun. Bu tarz akıcılıkta şiir gibi kapışmalar yaşanıyor. Ay. Bir de ezmesi falan çok tatmin edici. Ay. Tamam tamam hadi sustum tamam. Gördüğünüz gibi benim oynadığım nasıl belli. Ok atamayan sığır tabii ki benim yani bizimkiler arasında. Ama yakın dövüşte de acımam he. Şerefsiz özelliği nasıl dodge'layacağımı bulamadım ya. Altıma tuzak muzak atıyor ya. O yüzden önce kurdu temizleyip sonra adama daldım. Başka çaresi yok. Ay kıyamam. Başka çaresi yoktu. Evet bebeğim evet. Hey birileri kendini bulmuş, tuşlara alışmış. Görüyorum, saplıyorum. Dönence. Evet. Yani Valhalla'yı nasıl anlat deseler dediğim gibi. Ben bu sahnelerle anlatırım. Çünkü grafikler güzel, manzaralar güzel, kişiselleştirme falan filan. Sonunda ben yine manzaramı gösteririm. Asıl olay burada. İşin diğer taraflarını inşallah oyun çıktığında gene bir 100 saatimizi harcayıp hep beraber tadacağız. O vakte kadar kendinize çok çok iyi bakın. Eğer keyif aldıysanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Assassin's Creed Valhalla karşınızdaydı. Esen kalın.